Bayraktar sihalar birçok savaşta ve harekatta elde ettiği başarılar nedeniyle tüm dünyanın dilinde. Her gün dünyaca bilinen gazetelerde manşet oluyor. Askeri uzmanlar ve analistler övgüyle söz ediyor. Birçok ülke satın almak için sıraya giriyor. Tam bu sırada İyi Parti milletvekili ve Meral Akşener'in baş danışmanı Aytun Çıray rezil bir açıklamada bulundu. Sürekli Bayraktar SİHA'ların reklamının yapıldığını ve Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın havasından geçilmediğini söyledi. Bu rezil açıklama basit bir kıskançlık meselesi olarak görülemez. Açık söylüyorum bu bir tehdittir. Bu iktidar olsalar savunma sanayimize nasıl sekte vuracaklarının işaretidir. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Kirligil gibi vatan sevdalısı isimlere yapılan engellemelerin benzerini yapmak için can atıyorlar. Muhalefet niyetini belli etti. İpi dışarıda olan bu çapsızların ülkemize zarar vermekten başka bir amacı yok. Neden sihaları reklamı yapılıyormuş? Tüm dünya reklamını yaparken gurur duyacakları yerde çamur atıyorlar. Sihaların reklamından PKK rahatsız, FETÖ rahatsız, düşman ülkeler rahatsız, CHP ve İyi Parti kimin tarafında? Karton bardaklarla ve mezarlığa koyulan ibriklerle övünüp Ekrem İmamoğlu gibi bir beceriksizin reklamını yapıyorlar. Utanmadan Fatih Sultan Mehmet'le kıyaslıyorlar. Sihaların reklamı yapılınca çıldırıyorlar. İşte CHP ve İyi Parti'nin özeti budur. Ha Selahattin Demirtaş, ha Meral Akşener, ha Sezgin Tanrıkulu, ha Aytun Çıray. Hepsi aynı yolu yolcusu. Hepsi aynı ajansın piyonu. Bunlara asla geçit vermeyeceğiz. Onun On TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.